Deprem bölgesi Adıyaman'da Hırvatistan'ın katkılarıyla UNICEF tarafından yaptırılan Adıyaman Ticaret ve Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin ek yerleşkesinin açılışı Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlić Radman tarafından yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren UNICEF Gaziantep Saha Ofisi yöneticisi Filippo Mazzarelli, UNICEF özellikle Adıyaman'da diğer çalışmaların yanı sıra çadırlarda 115 eğitim alanı tahsis etmiş, 176 okulda küçük ölçekli onarımları desteklemiş, 2 konteyner okul kurmuş ve binlerce kırtasiye malzemesi dağıtmış ve 2900 öğretmenin eğitimini desteklemiştir dedi. Avrupa İşleri Bakanı, saygıdeğer katılımcılar. Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, emeği geçen herkese teşekkür ederek açılışı yapılan ek yerleşkenin hayırlara vesile olmasını diledi. Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlić Radman konuşmasında Hırvatistan hükümetinin bu anma ve imar döneminde Türkiye'deki dostlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Hırvatistan hükümeti bu anma ve yeniden imar döneminde Türkiye'deki dostlarımızla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Our commitment to the people of Türkiye. Birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşan Adıyaman Valisi Osman Varolsa, birinci yıl dönümüne yaklaştıkları büyük felaketin gerçekten ülkenin bu bölgesine ve aynı zamanda tüm insanlarda çok derin yaralar açtığını söyledi. Dayanışmanın ve kardeşliğin çok güzel örneklerinden birini temsil eden bu güzel tesisin Hırvatistan'dan dostlarımız tarafından onların katkılarıyla, UNICEF'in katkılarıyla gerçekleştirilen bu güzel tesisin açılışında sizlerle birlikte olmanın memnuniyetiyle öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, birinci yıl dönümüne yaklaştığımız bu büyük felaket gerçekten ülkemizin bu bölgesine ve aynı zamanda tüm insanlarımıza çok derin yaralar açtı. Ama bir şekilde hayat devam ediyor ve bizler tarihimizden aldığımız güçler ve dostlarımızla gösterdiğimiz dayanışma sayesinde inşallah bunların hepsini geride bırakıp ayağa kalkacağız, ayağa kalkmaya çalışacağız. Biz bu süreçte bizlere yardımcı olan tüm dost ve kardeş ülkelere, uluslararası kuruluşlara huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan okulun ek yerleşke alanı gezildi. Heyet burada bulunan öğrencilerle de sohbet etti. Düzenlenen açılış programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlić Radman, UNICEF Gaziantep Saha Ofisi yöneticisi Filippo Mazzarelli, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır'la çok sayıda kişi katıldı. Buradayız. Buyurun, buyurun.